Bakın şu koçbaşı figürüyle şu koçbaşı figürü arasında fark var. Buna güllüçe diyorlar. Gerçekten de koçbaşı şeklinde yapılmış. Abi Karakoyunlu Devleti ilk burada kurulmuş. İsmi Garip Seyit Ocağı diye yapmışlar. Bu şekilde getiriyorlar. Çubuklarla böyle demir çekişle vura vura bunu şekillendirmişler. Karakoyunlu. Gara. Gara. Ha, G ile. G ile arkadaşlar. Gara. Bunun rütbesi daha büyük. Bunun rütbesi daha küçük oluyor. Kaçı şehitlerin hepsi Iğdırlı şehitlerimiz. Valla oradan tam olarak belli oluyor mu kameradan? Arkadaşlar selamlar. Merhaba, nasılsınız? Bugün geldik Karakoyun ilçesine. Karakoyun ilçesinin tam meydanındayız. Şöyle bir yer. Şimdi şurada Atatürk Kültür Parkı var. Atatürk Kültür Parkı'na gidelim. Atatürk Kültür Parkı diye yapılmış. Böyle güzel süslemeleri var. Görüyorsunuz ortada güzel bir kuzucuk var. Şimdi parkın girişi bu şekilde. Özcan abi de burada bizi bekliyordu. Geldik. Böyle şark köşeleri var. Efendim delikanlı. Evet. Evet canım benim. Milli gezici. Milli gezici. Evet delikanlı. Mehmet gel hele. Bak seni çağırıyor. Ne diyor? Bak bak. Konuş YouTube'da kanala çıkarsın sen. Hadi görüşürüz delikanlı. Evet canım benim. Ne canım? Onu çağırıp onu izleyin. Onu da çıkartayım. Seni de çıkartayım. Olur mu? Seni çıkartayım mı? Abi YouTube'dan takip edin. İsmin ne abi? Milli gezici diye bakarsınız tamam mı? Milli gezici YouTube'a bakın tamam mı? Tamam mı? Şimdi arkadaşlar çocukları bırakalım. Şimdi böyle şark köşeleri var burada. Değil mi Özcan abi? Evet, evet. Özcan abim de beni bekliyordu burada. Yok. Akşam gündüzün belli saatlerinde bak ileride işte bir sürü kalabalık var. Evet parkın en büyük özelliğinden bir tanesi burada şark köşelerinin olması. Ya değişik bir park. Bu belediyenin kendi parkı. Yani şey yok değil mi? Böyle özel bir şahsa ait değil. Ben tam olarak bilmiyorum. Belki şahsa kiraya vermiş olabilir. Ha kiraya da vermiş olabilir. Şöyle içeriği bir gezelim. Böyle bakın buralar ağaçların daha altı. Daha serin. Sana oturuyor işte çaylarını kahvelerini falan içiyorlar. Otur bir çay içelim. Burada bir çay içelim. Özcan abiyle değil mi Özcan abi? Tamam. Şöyle çevreyi anlatayım. Bir şuraya oturalım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. İyi mi şu masa Özcan abi? Selamun aleyküm abim. Valla çay içelim abi. Şimdi arkadaşlar oturduk masaya. Bir güzel bir çay içeceğiz. Çay içtikten sonra gezimize devam edeceğiz. Abi yakışıklı iki çay alabilir miyiz? Yani böyle bir çardak yapmışlar işte buraya. Burada genç abilerimiz oyun oynuyorlar. Şurada da işte şu arkadaş çay getiriyor. Ha, güzel bir yer, serin bir yer. Ama Iğdır arkadaşlar, Iğdır 45 derece vardır 50 yani. Derece öyle sıcaklığa yani. Kadar sıcaklık çıkıyor. Var. Hani inanılmaz çöl sıcağı var burada. Şimdi biz geldik Karakoyunlu ilçesine ama şöyle bir şey var. Hiçbir şey bilmiyoruz arkadaşlar. Karakoyunlu'ya ben ilk defa geliyorum. Özcan da çok eskiden gelmiş. Çok eskiden gelmiş dediği gibi. Evet. Yani hiçbir şey bilmiyoruz. Karamole girdik abi. Artık ne bulursak onu çekeceğiz. Size onu göstereceğiz. Ama önce bir soluklanmamız lazım. Bir çay gelse de içsek ondan sonra Allah kerim yolumuza devam edeceğiz. Evet. Şimdi karşımıza ilk önce bu park çıktığı için ilk önce bu parkı çektik. Evet. Daha sonra varsa tarihi yerleri falan şimdi soracağız buradaki çay getirecek arkadaşa, garson beye. Olmadı bir taksiciye sorarız. Evet. Değil mi? Öyle birine sorarız. Çayımız da geliyor. İnşallah. Mis gibi çay geldi vallahi. Oldu. Teşekkür ederim. Çay geldi. Yalnız burada şöyle bir şey var. Burada çay geldiği zaman abi süzülmüyor. İstersen süzüyorlar. Ha, istersen süzüyorlar değil mi? Şimdi yok ben şimdi Tuzluca'dan beri geziyorum. Şöyle bilmiyorum görünüyor mu? Çayı süzmeden getiriyorlar abi. Şöyle bakayım. Bak. Üzerindeki şeyi görüyor musunuz? Bakın şöyle bir karıştırayım. Görün. Bakın çayı olduğu gibi bu şekilde getiriyorlar. Çayıyla beraber.
içindeki süzme olayı yok yani. Daha Tuzluca'da da içtim çayı. Aynı şekilde Tuzluca'da da süzmeden vermişlerdi. Buna güllü çay diyorlar. Gel diyor ki güllü olsun yani üzerinde şey. He, çayı da olsun. Çay olsun. Ben çayı genelde hep süzerek içtiğim için ya da süzerek içtiğimiz için burada tabii biraz tuhaf oldu ama güzel oldu. Çayımızı içerken bu arada biz birkaç bilgi topladık Özcan abiyle. Özcan abi baktı bilgilere, sen dedi çayını iç dedi rahat rahat. Ben evet. Şimdi hepsine bakacağım dedi. Çatır çatır söyleyeceğim. Abi Karakoyunlu Devleti ilk burada kurulmuş. Iğdır Karakoyunlu ilçesinde kurulmuş. İlçe zaten adını o tarihten alıyor. 1370 yıllarında kurulmuş Karakoyunlu Devleti. Evet. Azerbaycan diliyle Karakoyunlu. Karakoyunlu. Kara. Ha, G ile evet. Arkadaşlar. Kara. Ailen dahi o adıyla burada söylenir. Karakoyunlu der. Karakoyunlu diye. Yani tarihi işte 1360-70'li yıllara dayanıyor. Evet, şimdi burada eski Karakoyunlu mezarlığı varmış. Evet. Karakoyunlu Devleti'nin döneminden kalma mezarlık evet. Değil mi? Yaklaşık işte 600-700 yıllık. 600-700 yıllık bir mezarlıkmış. Şimdi burada çayımızı içtikten sonra oraya gideceğiz. Meşhur Koçbaşlı mezarlar vardır. Koçbaşlı mezarlar var. Evet. Halen duruyor. Hala duruyormuş. O dönemlerde işte artık inanç altı... şöyle anlatılıyor. Neyi oranın yani hikayesi? Yani böyle Koçbaşlı mezarın olması dönemin ünvan sahibi kişiler için kullanıyormuş. İşte devlet yöneticisi olabilir, çok ileri bir ilim sahibi kişiler olabilir. Ha şimdi onlara yani Koçbaşlı mezar özellikle anladımmış. Ondan... Karakoyunlu devleti Türk devleti arkadaşlar. Türk devleti, şimdi evet. Osmanlı Devleti de biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde de işte bazı mezar taşlarının üzerinde böyle sarık böyle cübbeye benzeyen böyle mezar taşları var. O dönemde de işte Karakoyunlu Devleti'nin ilk kurulduğu dönemlerde de işte böyle o rütbelere koç başı falan şekilleri yapılmış. O şekiller konulmuş. Şimdi çayımızı içip oraya doğru gidelim. Ben çay kıtlama içiyorum arkadaş. Bu... Meşhurdur doğuda Erzurum Karsız'da. Evet evet. Kıtlama Erzurum'da da öyle. Ben yolda gelirken Erzurum'da durdum. Kıtlama çay içiyorlardı. Neyse arkadaşlar ben videoyu kesiyorum. Buradan nereye gidiyoruz? Koçbaşı mezarlıklarına gidiyoruz. Karakoyunlu. Karakoyunlu Devleti'nin ilk kurulduğu yerdeyiz. Ve şimdi Karakoyunlu Devleti'nin 700-800 yıl önce yaklaşık olarak söylüyoruz. Mezarlarına gideceğiz. Şimdi arkadaşlar bu videolar çekiyoruz ya, bu videoların devamı için lütfen abone olun. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü ne kadar çok abone olup bildirim zili açarsanız, ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar çok video gelecektir. Bu videoların devamı sizin elinizde. Siz ne kadar destek verirseniz ben de o kadar video çekebileceğim. Hadi şimdi gidebiliriz abi. Durmayalım, çayımızı içelim, devam. Arkadaşlar geldiğimiz yol bu tarafta. Arkamızda park var. Şimdi tarihi mezarlık hemen şöyle arkamda göstereyim size. Şimdi buraya gireceğiz. İşte Karakoyunlu Devleti kurulduğu zaman ilk kurulan mezarlıklardan bir tanesi. Şimdi buradan dışarıdan görünüşü. Şimdi de içeri gidelim. Özcan abi değil mi? İçeriden bakalım bir de. Abi girişte ne var? Girişte türbe var bir tane. Sadık Gülçin hayratına yapılmış bir türbe. Allah rahmet etsin. İsmi Garip Seyit Ocağı diye yapmışlar. Böyle bir türbe. Bakın şimdi hemen türbenin karşısında bakın şöyle Koçbaşı mezarları var. Şöyle görüyor musunuz? Bakın şu Koçbaşı şeklinde yapılmış. Her mezarlık taşı farklı kademeleri gösteriyor. Yani farklı rütbeleri gösteriyor. Buradaki her mezarın rütbesi Türk dünyasında farklı. Yani Karakoyunlu Devleti kurulduğunda vefat eden komutanlar olsun, işte burada er ve erbaşlar olsun, işte oradaki vatandaşlar olsun, onların mezarlarının şeklini bu şekilde yapıyorlar. O tarihten yani Karakoyunlu döneminden kalma bir mezarlık. Şöyle bakın sağ tarafta bir tane daha Koçbaşı mezarı var. Şöyle gerçekten de Koçbaşı şeklinde yapılmış. Yani şurası Koç'un kendisi. Koç'un başlık tarafı. Taşları görüyorsunuz.
Farsça mıdır tam emin değilim ama galiba Farsça bu kelimeler. Yani Farsça yazılmış ama şöyle bizim konuştuğumuz dilde Türkçe konuşuluyor ama yazı Farsça, biliyorsunuz daha sonra Latin alfabesine geçildi. Yani daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Latin alfabesine geçti. Diğer Türk devletleri Latin alfabesi kullanıyor mu bilmiyorum. Ama dünyada birçok ülke Latin alfabesi kullanıyor. Yani burası koruma altına alınmış. Bir nevi sit alanı gibi değil mi abi? Evet, evet. Sit alanı diyebiliriz. Buraya yapılaşma herhangi bir şey yapmak yasak. Bakın şöyle bir tane daha mezar taşı var ve mezar taşları böyle sırayla gidiyor. Abi bunların tarihini daha önce de söyledik de yaklaşık olarak bir 700-800 yıllık bir mezarlık yeri. Yani çok eski bir tarihi var. Farkı görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi burada farklı bir rütbede birisi yatıyor ve mezar taşı bakın şöyle yuvarlak. Bakın şuradaki de daha farklı. Bu da dört köşe. Görüyor musunuz? Köşeli bir şekilde yapılmış. Bakın şurada üçgen şeklinde var. Bunların her birisi bir şeyleri ifade ediyor. Yani rütbesini ya da makamını, bulunduğu konumu ifade ediyor. Yalnız şöyle bir şey var. Burası bakımlı. Yani koruma altına alınmış. Belli zaten. Normalde bu taşlar olmazdı. Yani 800 yıl imkansız. Yani buraya kadar gelmesi. Yani buradaki yaşayan topluluk Karakoyun Devleti'nin kökeninden gelme insanlar. Doğru. Şurada bir şehit mezarı var. Görünüyorsun bak şöyle. Evet bakın burada bayrağımız da var. Burada Özcan abinin dediği gibi şehit mezarı var. Şimdi şehit mezarına doğru gidelim. Size orayı da göstereyim. Evet. Yok mezar değil ya, bu anıt yapmışlar. İlçe şehitlerimiz anıtı varmış. Burada bayrağımız da burada aynı şekilde. Anıtı da görmüş olduk. Mesela burada var birkaç tane şehit olduğu yer yazıyor. Bülent Aydın Iğdır diyor. Bülent Aydın bizim 15 Temmuz şehidimiz var ya. O değil mi? Iğdır evet. Ankara'da hain darbe girişimi sırasında Iğdırlı şehidimiz Bülent Aydın. Evet, onun ismi yer alıyor. Buradaki şehitlerin hepsi Iğdırlı şehitlerimiz. Iğdırlı şehitlerimiz. Evet, çok güzel düşünmüşler. Allah rahmet etsin. Amin. Arkadaşlar Fatiha da verelim bu arada. Siz ekranları başında olanlar bir Fatiha okursa çok iyi olur. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Tüm şehitlerimize Allah rahmet etsin. Onlara minnettarız. Amin. Şimdi buranın mezarlığın karşı tarafında daha ilginç bir yer varmış. Oraya gideceğiz. Dediğim gibi biz buraya geldik. Hiç tarihine marine bakmadık abi. Karambole geldik. Böyle çekim yapıyoruz işte. Artık ne denk gelirse önümüze dedik. Farklı işlerimiz var. Farklı yerlere gideceğiz. Zamanımız çok değerli. Vaktimiz yok abi. Vaktimiz yok. Yetiştiremiyoruz. Hemen şuradan çıkalım biz. Arkadaşlar diğer tarafa geçtiğimizde orada görüşelim. Diğer tarafta görüşelim. Oraya bir gidelim. Ondan sonra da bakalım nereye gideceğiz. Şimdi arkadaşlar Koçbaşı Mezarlığı'ndan çıktık. Daha eski olan bir Koçbaşı Mezarlığı daha var. O da hemen onun karşısında. Yalnız burası kapalı galiba. Kilitlemişler. Şimdi bakalım girebilecek miyiz? Açık mı, kilitli mi tam olarak anlayamadım. Böyle bakalım bu neymiş abi, ip. Altta kilidi yok değil mi? Zincir var, zincir. Bakalım. Evet abi açtık kapıyı. Vallahi açtık kapıyı. Şimdi bilmiyorum, inşallah yetkililer bizi tutuklamaz. Abi kapıyı kapat da her gelen öğrenmesin bu yolu. Hani biz de ilan ettik burada ama giriş. Şimdi arkadaşlar burada daha büyük Koçbaşı mezarları var. Bakın şuradakini görüyor musunuz, ne kadar büyük. Neredeyse benim kadar. Bakın şu Koçbaşı figürüyle şu Koçbaşı figürü arasında fark var. Şimdi ikisinin arasına bir girin. Aradaki farkı görün. Şimdi bu koç daha büyük. Bakın şu biraz daha ufak bir koç. Yani bu şu demek oluyor. Bunun rütbesi daha büyük. Bunun rütbesi daha küçük oluyor. Şimdi bakın şurada farklı bir figür daha var. Yalnız burası daha bir bakımlı. Neden? Işıklandırma falan da var burada. Bunları elle yapmışlar. Nereden anlaşılıyor elle yaptıkları? Bakın. Anladığım kadarıyla demir çubuklarla böyle demir çekiçle vura vura bunu şekillendirmişler bunları.
Böyle görüyor musunuz? Hep izleri var. Murç izleri var bunda. Murç. Hani vuruyoruz ya böyle çekişte murç olur. O murçun izleri var. Valla oradan tam olarak belli oluyor mu kameradan? Anlamış değilim ama evet, evet. Bakın görüyor musunuz? Buna o zamanki yani bundan 700-800 yıl önce şekil vermek için insanlar kollarındaki ve ellerindeki kuvveti kullanarak bunu yapmaya çalışmışlar. Bakın şurada da bir tane figür var. Bu koçbaşı figürü de diğerlerinden çok farklı. Ve burada bu Latin şey neydi? Bu abi bu Arapça tam değil bilmiyorum. Farsça mıdır, Arapça mı tamamen değilim. Yani biz de tam emin değiliz. Çünkü bu kadar derin tarihi okumadığımız için. Evet. Yani Farsça mıdır, Arapça mıdır tam olarak anlayamıyoruz. Ama yazı şekli farklı olsa da dil hep aynı. Yani şu an nasıl konuşuyoruz konuşma Türkçe? Dili. Aynı Türkçe ile yazılmış. Bu da farklı bir koçbaşı figürü. Türk dünyası gerçekten çok derin bir geçmişe sahip. Hani Türk dünyası derken şunu anlamayın. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla birleşmiş bir devlet olarak düşünün. Yani şöyle düşünün. Tek bir tane kalemi tuttuğunuzda, tek bir kalemi böyle büktüğünüzde çat diye kırılır. Ama atıyorum 5 tane kalemi bir araya getirdiğinizde böyle elinizle büktüğünüzde o kalemin kırılması daha zor olur. İşte Türk dünyasındaki mantık bu. Özcan abi ne diyorsun? Videoyu bitirelim mi burada? Kara koyun. Evet Özcan abi ne diyoruz? Evet arkadaşlar Kara Koyunlu ilçemizi tam olarak olmasa da sizinle birlikte gezdik. Hocama teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Özcan abi bana çok yardımcı oldu bu konuda. Iğdır'a geldim beni ağırladı. Ben Özcan abiyle şöyle tanıştım. Köyünde tanıştım. Köyünü evet. Çekerken dedi ki abi dedi ben seni dedi Koçbaşı mezarlığına falan götüreyim dedi. Oraları biliyorum dedi. Gittim az çok. Yani az çok gelmiş biliyor. Evet. Arkadaşlar böyle videoların gelmesi için, videoların devamı için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.